Merhaba arkadaşlar. Şimdi dördüncü derste fonksiyonların tersinden devam edelim. Hemen bir örnekle başlayalım. Şimdi diyor ki fx eşittir x kare eksi 7 ise fonksiyonun tersinde eksi 3'ün değeri kaçtır? Şimdi kare ile ilgili daha önce ters fonksiyon işlemi yapmamıştık. Şimdi yapalım. Ne yapıyoruz arkadaşım? Fx yerine y yazıyorduk. Y eşittir x kare eksi 7 diyorduk. Doğru mu? Sonra eksi 7'yi karşıya at. Y artı 7 eşittir x kare oluyordu. Amacım hep x'i yalnız bırakmak, x'i bulmaktı. X kare buna eşitmiş. X'i bulmak için her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Kare kök için aldığınızı hayal edin. Bu dışarı x diye çıkar. Bu ne diye çıkar? Çıkamaz tabii, şöyle olur. Şöyle kare kök içerisinde y artı x eşit y artı 7 eşittir x olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradaki ifade, şu ifade artık fonksiyonun tersidir. Ama şurayı anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar anlamayabilir. Arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü aldım ya. Bu kare kökü kaldırdı. X diye çıktı. Ama bu dışarı çıkamadı. Hapis kaldı. İçeride mapus kaldı. Daha çok mapus yatacak o. Şimdi arkadaşım şu ifade fonksiyonun tersidir. O zaman fonksiyonumun tersi eşittir. Kök içerisinde y artı 7 değil x artı 7. Y'yi değil artık en son x'li haliyle yazıyorduk. Fonksiyonun tersini buldun mu? Evet. Ne diyor? Fonksiyonun tersinde eksi 3 koy. X yerine eksi 3 koyarsan eksi 3 koydum artık. Artı 7. O da ne yapacak arkadaşım? Karekök içerisinde 4. Bu şimdi mapustan çıkar mı? Çıkar. Neden? 4 2'nin karesidir. Bu da kareköktür. 2 diye dışarı çıkar. Demek ki fonksiyon tersinde eksi 3 2'ymiş. Şimdi buraya gelelim. Burada bir not var. Önemli bir şey. Arkadaşlar bir fonksiyon fx eşittir a ise burada içini dışına çıkarabilirsin. Yani fonksiyonun içindeki x'i dışarı, dışarıdaki a'yı içeri alırsın. Ama bu sefer fonksiyonu da ters çevirirsin. Fonksiyonun tersi olur. Yani fonksiyonda fx a ise fonksiyonun tersinde fa x'tir. İçerideki dışarı, dışarıdaki içeri, fonksiyonda ters çevirirsin. Olay biter. Bu çevirmeyi çok yapacağız. Bazen fonksiyonu tersine çevireceğiz. Dışarıdakini içeri alacağız. Bazen de fonksiyonun tersinde fonksiyona çevirme yapacağız. O zaman bu sefer de dışarıdakini içeri alacağız. İçeridekini dışarı atacağız. Böyle bir şey olacak işte. Şu formülü bir ezberle yani. Bir kafana koy bakayım. Fx eşittir a ise tersini çevirince dışarıdaki içeri geliyor. İçerideki dışarı çıkıyor. Tamam mı? Bu çevirmeyi yapacağız. Sorularımız kolaylaşacak. Artık kolayına nasıl geliyorsa öyle ezberle. Şu soruda yapalım. Fx eşittir 4x eksi 1 ise fonksiyonun tersinde a 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşım fonksiyonun şimdi tersini bulup yerine a koyup 2'ye mi eşitleyeyim yoksa biraz önce öğrendiğim şeyi mi yapayım? Tabii ki bunu yapayım. Hemen arkadaşım dışarıdakini içeri al. F2 içeridekini dışarı çıkar. F fonksiyonunda 2 a'ya eşittir o zaman. Tamam mı? Jeton düştü değil mi? Şimdi bak. Bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Fonksiyon tersi de fonksiyonun eski haline geldi. Şuradaki mantığı yaptım. Demek ki f2 eşittir a'ymış. Gidip fonksiyonda 2 yaz. X yerine 2 yaz. Eşittir. 4 çarpı 2 eksi 1. 8 eksi 1. 7. Şimdi f2 neymiş? 7'ymiş. F2 neymiş? A'ymış. Demek ki a 7'dir. A eşittir 7 olmak zorundadır. Çünkü fonksiyonda mesela 2 yazdığımızda sonuç 7 çıktı. Burada da fonksiyonda 2 yazdığımızda sonuç a çıkmış. Yani a 7'dir. Evet, işimiz bitti. Attık gitti. Şimdi buraya gelelim. Burada da fonksiyonun tersinde x, yani fonksiyonun tersi x kare artı a'ymış. Buna göre diyor ki f 10'da 3'e eşit olduğuna göre a kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar yine çevirmeyi yapayım. Şöyle de yapabilirsiniz. Ya hocam fonksiyonun tersini vermiş. Ben bu fonksiyonu bir daha tersini alırım. Tersini tersi fonksiyonu kendisi olur. Sonra orada 10 koyarım. 3'e eşitlerim. Doğru. O da olur. Ama çok uzun değil mi? Evet uzun. Daha kısası var. Şu ifadeyi biraz önce öğrendiğiniz gibi iç dış yapalım. İçini dışına çıkarın. Onu dışarı çıkar. 3'ü içeri al. O zaman fonksiyonda değişme olacak. Bu artık fonksiyonun tersidir. Fonksiyonun tersinde 3 10'a eşittir. Fonksiyonun da tersini biliyorsun. Git x yerine 3 koy. Fonksiyonun tersinde x yerine 3 koyuyorsun. Eşittir. 3'ün karesi artı a. Bu fonksiyonun tersi kaça eşit olacak? Şu haliyle 10'a eşit olacak. Eşittir 10. 3'ün karesi 9 artı a eşittir 10. A kaç yapar? 1.
İşte bitmiştir. Şimdi buraya gelelim. Fx artı 2 eşittir 5x artı 17 ise fx kaçtır? He, bak şimdi bu çok önemli. Bundan soru bankalarında falan bayağı soru geliyor. Şöyle yapıyorsun arkadaşım. Şurayı x haline getirmem lazım. Sade ve yalın x haline getirmem lazım. O zaman x yerine ne yazmalıyım? Şuradaki x artı 2 bir fonksiyon değil midir nihayetinde? Evet. Burada x yerine buranın tersini yazmalıyım. Yani sen x yerine x eksi 2 yazarsan, bak x yerine x eksi 2 yazarsan, burada da x yerine x eksi 2 yazarsan, bak yazayım şimdi. F x değil artık, x eksi 2 artı 2'si var eşittir 5 çarpı x değil artık, x eksi 2 artı 17 yazdım. Neden yazdık hocam? Şundan yazdık yavrucuğum. Buradaki artı 2 eksi 2 ile gidecek. Bak şuradaki toplama işleminde artı 2 eksi 2 ile gidecek. Burada tertemiz fx kalacak. Sonra 5 ile çarp şu içeriye. 5x eksi 5 kere 2 10 artı 17. Bak tertemiz fx'e ulaştım. Fx eşittir 5x artı 7 oldu. Şu ikisi 7 yapar. Tamam mı arkadaşım? Yapacağım kural şu. Şuradaki fonksiyonun tersini bulacağım. X artı 2'nin tersi nedir? X eksi 2. X yerine tersini yazacağım. Böylece amacım, buraya x eksi 2'yi yazarken ki amacım, eksi 2'yi seçmemdeki amaç şuradaki artı 2'yi götürsün diye, tamam mı? Tık tık onlar birbirini götürünce bak burada olduğu gibi sadece fx kalacak. Amacım hep bu. İçeriği sadece fx kalacak şekilde ayarlamam lazım. Bunu ayarlayabilirsen zaten kafadan da görebiliyorsun. X yerine x eksi 2 koyarsan bu bunu götür diyorsun. Tabi burada da x yerine x eksi 2 koyuyorsun. Devam ediyorsun. Fx eşittir 5x artı 7 oluyor. Hatta şurada gerçi onu söylemeyeyim, kafanız karışır. Devam edelim. Evet, geldik buraya. Son örneğimiz. Diyor ki f 3x eksi 1 eşittir 6x artı 7 ise f'in tersinde 3 kaçtır? Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapayım. Fx'i bulayım. Tamam mı? Fx'i bulmak için biraz önce de söylemiştik. Şuraya x yerine öyle bir şey yazayım ki burada çarpılınca, çıkartılınca vesaire sadece x kalsın. O da nedir? 3x eksi 1'in tersini yazmam lazım. Sizin için kenarda 3x eksi 1'in tersini hemen yapayım. Bakın y eşittir 3x eksi 1 derseniz, eksi 1 karşıya artı 1 geçerse y artı 1 eşittir 3x. 3'e bölersen y artı 1 bölü 3 eşittir x olur mu? Evet, olur. Yani x yerine y artı 1 bölü 3, daha doğrusu x artı 1 bölü 3 yazmalıyım. X artı 1 bölü 3 yazmalıyım. Şu içerideki fonksiyonun tersi olduğu için. Tersini yazdığım zaman ne olacak? Biraz sonra çarpım halinde ya. 3 ile şu 3 birbirini götürecek, sadeleşecek. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürecek, sadeleşecek. X yerine her yerde artık x artı 1 bölü 3 yazacağım. Bakalım ne olacak? F 3 çarpı x yok artık. X artı 1 bölü 3 var. Eksi 1 eşittir 6 çarpı x yok artık. X artı 1 bölü 3 var. Artı 7. Bu hale geldi mi? Evet. Şuna dikkat ediyoruz. Bakın pembeyle gösterdiğim x yerine artık şu geldi. 6'lar zaten sabit. 7 zaten aynı şekilde yazıldı. Bak şimdi genco. Çarpım halinde bu 3 bu 3'ü götürdü. Tak tak. Ne oldu? X artı 1 eksi 1. Artı 1 ile eksi 1 de gitti. Sadece x kaldı. Süper. Aradığım şey de buydu. Burada ne oldu? 3 ile 6 sadeleşti. 2. 2 ile çarp x'i 2x. 2 ile çarp 1'i artı 2. Unutmayın şuradaki çarpım buradaki paydaki her şeyle çarpılır. Bir de ne var en son? Artı 7 var. Yani fx eşittir 2x artı 9. Tamam mı? Tamam. Şimdi fonksiyonun tersinde 3'ü sormuştu. İki yol var arkadaşım. Birinci yolunu söylüyorum. Bu fonksiyonun tersini bulursun. Yerine 3 yazarsın. Sonucu bulursun. Bu pratik yol. Bu birinci yol. Bir de şöyle bir pratik yol var. Onu göstereyim. Bu fonksiyonun tersinde 3 diyelim ki a gibi bir sonuca eşit olsun. Tamam mı? F'in tersi 3 eşittir a dedik. Sonuçta a'dır. A'yı bulayım şimdi. Biz biraz önce fonksiyonun tersinde içini dışına çıkarmayı öğrendik ya. O zaman dışarıdakini içeri alırsan, içeridekini de dışarı çıkarsan fonksiyonun tersi fonksiyona döner. Fonksiyonun kendisi f a eşittir 3 oldu.
F fonksiyonu da biliyorsun. Götür x yerine a yaz. Sonucu 3'e eşitle. Şurada yani f a eşittir 2 çarpı a artı 9 olur. Neye eşit olacak f a? 3'e. 3. Şu işlemi arkadaşlar, şu işlemin komplesini şuraya taşıyayım da daha rahat yapayım. 2 a artı 9 eşit midir 3'e? Evet. Artı 9 eksi 9 diye geçti. Burada eksi 6 yapar. Artı 3 vardı. 2 a eşittir eksi 6 ise her iki tarafı 2'ye böl. A eşittir eksi 3 yaptı. A eksi 3. Yani bizim sonucumuz eşittir eksi 3'tür. Bu şekilde değişik bir yolla yapmayı göstermiş oldum böylece. Sen istersen buradan direkt fonksiyonun tersini bul. Götür yerine 3 koy. Sonuç eksi 3 çıkacak. İnanmıyorsan yap. Evet arkadaşlar, 4'te bitti. 5. derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.